herkese iyi günler değerli izleyenler. Bir sağlıklı yaşam programıyla daha karşınızdayız. Dünkü konumuz gastrit ve ülserdi ancak fazla üzerinde duramamıştık. Şimdi bugün bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte gastrit ve ülseri tekrar konuşacağız sizler için. Evet, bitki uzmanımız İbrahim Bey merhaba. Evet, merhabalar. Gastrit ve ülsere sebep olan şeyler nelerdir diyelim. Öncelikle böyle başlayalım. Evet, gastrit ve ülseri tetikleyen birçok faktör var. Bunların başında yanlış beslenme, alkol, sigara, aşırı kimyasal ilaç kullanma vesaire birçok faktör rol oynar. Bunun sebebi yani çeşitli gastrit türleri var. Bir, bakteriden kaynaklanan Helicobacter pylori'nin sebep olmuş olduğu gastrit %80 bu bakteri sebep olur. İki, kimyasal ilaçların aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı tahrip olan hassaslaşan mide mukozası zamanla yara oluşur, iltihap oluşur. Artı virüsler ve mantarlar da nadiren de olsa gastrite sebep olur. Helicobacter pylori isimli bakteri akıllı bakteri denir. Neden? Mide asidi çok sert bir asit. Herhangi bir metal parçası istenmeyerek yutulduğunda, mesela para, paslı bir para veya çivi, herhangi bir metal parçası saniyede onu tertemiz eder. Çünkü çok sert asit salgılar, hidroklorik asit. Bu nedenle bakteri kendini korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. Bu köpüğün içerisinde gizlenir. Mide mukozasını delip alta geçtikten sonra köpüğü bırakarak tahribata başlar. Gastrite karşı kullanılan ilaçlar maalesef daha büyük hastalıkları tetikliyor. Eczane gidiyor vatandaş veya doktoruna gidiyor. Doktoru buna gastrite karşı çok ağır ilaçlar yazıyor. Ne oluyor? Midedeki bakteriden kurtuluyor. Fakat bu sefer bu ilaç bağırsaklara mantar yerleşmesine sebep oluyor. Mantarlar da alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, hatta panik atak, depresyonu dahi tetikliyor. Artık tedavisi imkansız bir hale geliyor. Bu nedenle asla ve asla bu gastrit ve ülsere karşı kimyasal ilaç kullanmamak gerek. Kullanırsa kişinin hayatı kayar. Çok çok tehlikeli. Ne yapmak gerekir? Bildiğimiz lahananın birleşiminde metilmetilyonun beyaz lahana. Çok çok kullanılır. Lahananın birleşiminde metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Vitaminler, mineraller, enzimler çok şey var da bu amino asit eskiden buna bilim adamları 1960'lara kadar ulkus faktör dediler. Ülseri iyileştiren faktör. Bilemediler ne oldu? Yani ülseri iyileştiren bir şey var bu lahananın içinde ama ne? Ulkus faktör dediler. Sonra araştırdılar, baktılar. U vitamini. Ülseri iyileştirdiği için U vitamini dediler. Yapılan araştırmalarda böyle bir vitamin de yok. En son araştırmalarda çok hassas bir amino asit, metilmetilyonin sulfonyum bromit denen bir madde buldular. Bu midede gastrite, ülsere sebep olan, hatta bu Helicobacter pylori 12 parmak bağırsağı ve ince bağırsakta da tahribat yapar. Bu bakteriyi doğal olarak yok eden tek ürünü. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Wesle, Profesör Doktor Miller ayrı ayrı zamanlarda kendi hastalarını üniversitelerin kliniğinde tedavi etmişlerdir. Tedavi 3-4 hafta. Yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık gastrit ülserden dolayı muzdarip olan insanlar 3-4 haftada lahana suyuyla iyileştirmek mümkün. Tamamen sonuç sağlıyor mu peki? Yani sonradan yeniden yükseltmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Hayır. Mesela bağcılardan 6 yıl önce bir hanımefendi 40 yaşlarında yıllardır ilaç kullanıyor. Onu yiyemezsin, bunu yiyemezsin, şunu yiyemezsin. Kadıncağız şaşırmış, ne yiyeceğini bilemiyor. Acı acı sabah kalktığı zaman boğazından sular geliyor. Onu yemiyor, bunu yemiyor, her şeyi yasak, hayatı kaymış. Dedi ki bana, ya mümkün mü, bundan kurtulabilir miyim? Doğru dürüst artık
pilav yiyebilir miyim diyoruz. Sivaslı kendisi. Dedim ki yiyebilirsin, acele yok. Kullanıyorsun, bakıyoruz, görüyoruz. Nedir? İşte lahana suyu, tonik. Bunun birleşiminde efendim beyaz lahana, kırmızı lahana, üzüm sirkesi, maydanoz, ada çayı, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa. 19 çeşit bitki var. Neden 19 çeşit bitki? Bir, 19 Bismillahirrahmanirrahim Arapça. Bismillahirrahmanirrahim'in Arapça açılımı 19 harften oluşur Bismillahirrahmanirrahim. İkinci özelliği ise 19 bitki bunun lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Nedir bu? Pardon, tiroid bezine iyot akışını engelleyen bir madde. Tiyosiyanat. Tiyosiyanat lahana suyunu kişi evde hazırlar da suyunu içerse guatra sebep olur. Bu nedenle problem doğar. Tiyosiyanatı sıfırlayan başka bitkilerle daha etkili hale getirdik, güçlendirdik. Mesela Şırnak'tan Sedat Bey, annesi sanki 3 aylık hamile gibi, karnı şişmiş kadıncağız, ilaç kullanmış, kullanmış. 3 aylık dedim, pardon, 300 hamile gibi. Hani öyle diyor, annem sanki diyor 300 hamile. Doktor gidiyor, hiçbir çare yok, ilaç. Davul gibi olmuş, hiçbir şey yemiyor, yine karnı şiş. Mantar dolu, aşırı ilaç kullanmaktan, bağırsaklar mantar gibi. Problem değil dedik. Biz ona bu ürünleri gönderdik. 4 hafta sonra gastrit, ülser diye bir problemi kalmadı. Tamamen yok oldu. Şimdi bunun haricinde ne var? Bu gördüğünüz laden gülü. Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde yetişir. Laden gülü Türkiye'de milyonlarca ton. Bu bitkinin Almanya'da kilosu 50 avro, Türkiye'de bilmiyoruz değerini. Bununla ilgili Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese klinik araştırmaları yapmış. Atopik ekzemayı iyileştirdiği belgelemiştir. Türkiye'de Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmasında hamdolsun Türkiye'de yavaş yavaş küçük çaplı klinik araştırmalar yapılıyor. Yapılan klinik araştırmada gastriti iyileştirdiği belgelenmiştir. Laden gülünün birleşiminde etken maddeler fenilbutason denen etken madde bakterileri ve mantarları yok edici. Gastriti iyileştirdiği belgelenmiştir. Biz bununla ilgili çok özel bir çalışma yaptık. Laden gülü forte birleşiminde sinirlot, laden gülü, papatya, nane gibi, kimyon gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Kullandığı zaman kişi hem gastriti hem atopik ekzemeye karşı etkili. Bir de Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde yetişen halk arasında kudret narı olarak bilinen bir bitki var. Bunun tohumları bazı yörelerde şişeye konuyor, ağzına kadar zeytinyağı dolduruyor, bekletiliyor 6 hafta sonra insanlar kullanıyor. Gastrite, ülsere karşı iyi geliyor. Sütle de yapılıyor galiba. Ben sütle olanı biliyordum. Zeytinyağı şu an ilk defa duydum ama bilmiyordum yani. Ya genelde sütle yapılıyor normalde benim bildiğim. Sütle yapılırsa tez bozulur. Yok zaten dayanmadım. Şey yapılıyor. İçine sütü dolduruyorlar. Gün aşırı, 2 günde bir değişiyor süt. Öyle biliyorum yani ben. 2 günde süt değişiyor. Ya kullanıyorsunuz, ondan sonra tekrar bir daha yerine yenisini koyuyorsunuz, saklıyorsunuz. Ha, olabilir ama o... Evet, ben öyle, yani Malatya şey, ve çevresinde öyle yapılıyor diye olabilir. Biliyorum. O bir gün veya 2 gün dayanır, buzdolabında olursa zeytinyağıyla ömür boyu bozulmaz. Biz kudret narının birleşimindeki etken madde çok az. Gastrite karşı etken madde. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Kudret narı forte. Bunun birleşiminde kudret narının birleşimindeki etken madde çok az olduğu için
Gastrite karşı kudret narını kullananlar bazıları memnun, bazıları değil. Çünkü etken madde çok az. Uzun süre yüksek dozajda kullanmak gerekiyor. Biz bunu konsantre hale getirdik. Yüksek, %100 konsantre. Ekstraktı, kudret narı ekstraktı. Türkiye'de tahminime göre ilk, öyle zannediyorum. Bilmiyorum, bu konuda ilk çalışma bize ait herhalde. Kudret narı ekstraktı, laden gülü ekstraktı biraz önceki, papatya, nane, sinirot ekstraktı. Bu da aynı şekilde gastrite, ülsere karşı çok çok etkili. Zaten bilinen bir şey. Evet. Bağırsak rahatsızlığına gelecek olursak. Evet. Evet, çeşit bağırsak rahatsızlığı var. Ha, mide de şunu unutmadan geçmeyin. Mide birçok asit, peptin salgılar da bir de intrinsic faktör salgılar mide. Mide de gastrit ülser nedeniyle mide yeterince intrinsic faktör bir glukoprotein bu. Yani şeker protein karışımı bir faktör. Bu olmazsa ne olur? Mide bunu salgılayamazsa bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemez. Yani kişi vitaminsiz, mineralsiz, enzimsiz kalır. Bağışıklık sistemi çöker. Bu nedenle gastrit, ülser mutlak suretle tedavi edilmeli. Aksi takdirde kişide aşırı vitamin B, özellikle B12 vitamini, B6 vitamini, folik asit eksikliği ortaya çıkar. Çinko, demir, magnezyum yetersizliği ortaya çıkar. Çünkü bütün bu minerallerin, vitaminlerin emilimini yani absorbesini sağlayan intrinsic faktörü mide salgılar. Midede problem olduğu zaman kişide vücudun genelinde problem olur. Çünkü vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Intrinsic faktör anahtar gibi. Bağırsakların bu besinleri, bu vitamin ve mineralleri emilimini sağlar. Aksi takdirde kişide vitamin, mineral, enzim getirisliği başlar. Bu da halsiz, dermansız, yorgun, bitkin bırakır. Bağışıklık sistemi çöker. Zamanla alerjik hastalıklar, cilt hastalıklar vesaire vesaire birçok hastalık ortaya çıkar. Bütün hastalıkların temelinde bu bir, yani midedeki problem. Mideyi mutlak surette problem varsa tedavi etmek gerekir. Aslında tedavi boğazdan başlar. Yani çeneden, dişten. Kişi yediği her lokmayı en az 30 defa çiğnemeli. 30 defa çiğnemiyorsa mide hazmetmeden gönderir. 12 parmak bağırsağına. Hazmedilmeyen şey zamanla hızlı yemek yiyenlerde sindirim rahatsızları nedeniyle 12 parmak bağırsağı da görevini yapamaz. İnce bağırsağı. İnce bağırsakta sindirilmeyen besin artıkları kalın bağırsağa gidecek. Kalın bağırsakta yukarıdan gelen ve sindirilmeyen besin artıklarını mesela parçalanmamış proteinler, karbonhidrat, glikozlar, efendim mantarlar devreye girer. Eğer bağırsakta mantar varsa ki bunlar çok ağır ve toksik madde üretirler. Ve çok çok çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Bu nedenle gastrit veya ülser mutlak suretle tedavi edilmesi gerekir, ihmale gelmez. Çünkü kişi halsiz, dermansız, yorgun kalır. Vitamin, mineral, enzim yetersizliği. Peki hocam, biraz önce gösterdiğiniz gastrit ve ülser için iki şey gösterdiniz. Lahana suyundan oluşan mı, lahana diğeri suyu mi? Yani size gelecek şimdi, olan insanlar hangisine? Eğer ki Helicobacter pylori bakteriden kaynaklanan bir gastritse tonik, virüsten kaynaklanan virüs bazen nadiren viral enfeksiyon oluyor. O zaman iksir gerekir. Kesin olarak bilinmiyorsa veya mantardan kaynaklanıyorsa aloe vera jel gerekir. Kesin bilinmiyorsa sebebi o zaman birlikte kullanmak gerekir. Eğer ki biliniyorsa Helicobacter pylori yani bakteri ise tonik yeterli. Eğer ki bilinmiyorsa sebebi no specific yani kesin olarak bilinmiyor diyor. Oraya bir not düşüyor. Mantardır, virüstür veyahut da aşırı alkol, sigara kullanmak, kimyasal ilaç kullanmaktan kaynaklanabilir. Çeşit çeşit faktörler rol oynayabilir. Bu gibi durumlarda iksir jel birlikte kullanmak gerekir. Artı kudret narı forte, laden gülü forte yani mide için birçok
ürün mevcut. Önemli olan neden kaynaklandığını, niçin kaynaklandığını bilmek. Bilinmiyorsa birlikte kullanmak gerekir. Evet.